Yeminimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı derim başıma yüz yaşına. Arkadaşlar, biliyorsunuz turizm işletme belgesi almak için başvurduk. Biliyoruz patron. Bugün müfettiş gelecek değil mi? Evet, müfettiş gelecek. Evet, müfettiş gelecek. Sizden ricam, adama lütfen iyi davranın. İyi davranın. Sen merak etme patroncum. Hazırlıklı geldik biz. Sana o belgeyi muhakkak alacağız ana. Bak! Müfettiş beye içli köfte yaptık. Dolma yaptık. Acılı çiğ yaptık. Nasıl bak var ya, acıyı bir basmışım ki... parça tesirli bomba gibi değil mi Bete? Aynen Pembeciğim. Aynen canım. Baklava birlikte yaptık. Senin o uyduruk yemeklerini yese adam hemen kapatırdı buraya. Sen bize dua et ha. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Rica ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şişt, şişt. Turizm belgesini alınca zam isteriz hepimiz ona göre. Peki peki. Hadi geçin yerlerinize, neredeyse müfettiş gelir. Hadi bakayım. Aa, hadi. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, üç. Hadi kalk kız, kalk, kalk, kalk. Aa, müfettiş geldi patron. Koş, koş. Efendim hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun efendim, buyursunlar. Sağ olun. Baba Sultan dans edin. Dans edin. İyi çal. Rıza, abim en pahalı şaraptan getir abi. Hemen şifşak. Teşekkür ederim, benim çok fazla param yok. Senden para isteyen kim abicim? İlk içki müessesimizin ikramıdır. Çok kral bir müessesidir burası abicim. Yani Allah seni inandırsın. Tam turistik işletme olacak bu müessesidir ha. Mesela başka müesseselerde müşteri dansöze para yapıştırırken... burada dansözler müşteriye para yapıştırıyor abicim. Saç, saç. Ya ya. Baksana, saç, 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 saç. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Biz de böyle abicim. Saç, 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 saç. Dinlenekçi. Saç, saç, koş derbize koş. Saç, 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 saç. Saç. Saç, 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 saç. Geri yemekleri getir. Tamam, tamam. Aç abicim ağzını aç. Kendi ellerimizle börek açtık sana. Sana da nasıl geldi? Bak ortasından da ye ye. İç abicim. Sadece sana değil herkese bu hizmeti veriyoruz abicim. Tam turistik belge alacak mekan yani. İç abicim, iç iç iç. İç. Anam dolmayı da yedi adam. Anam dolmayı da yedi. Olacak be. Adama bir şey oluyor. Yardım edin. Çabuk. Ambulans çağırın. Çabuk.
hastaneye götürelim. Kaldırın, çabuk hadi. Gene bir çuval incir berbat ettiniz. Biz ne yaptık? Misafiri yiyecek ikram ettik. Kaba yatmaya oldu. Gelin haberime kadın. Adamın ülseri varmış. Ne buyursanız yedirdiniz adama. Mide fesadına uğrattınız adama. Ya sağlığı nasıl acaba? Midesini yıkamışlar. Gitti turizm belgesi. Bir daha hayatta turizm belgesi alamam. Abartma, abartma. Müfettiş anlayışlı birine benziyordu. Bir şey olmaz. Dalga mı geçiyorsunuz be? Kapatma cezası bile alabilirim. Yaktınız beni. Yaktınız beni. Çıkın. Çık hadi. Patla inşallah. Hadi, hadi. Yürü kız, yürü menekşe. Çıkın. 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 Yürü, yürü. Çık. 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 Bakma. Çıkın. Kız, kul kedisi. Bitti mi temizliğin? Bitti Pembe abla ve çok şükür. Üç su yaptım. E taraf pırıl pırıl oldu bak. Bal dök yala valla. Madem öyle, bakalım kontrol edelim. Kız dua et. Ha, ben bir leke görmeyeyim yani. İş boşuna bakma Pembe abla. Zerre kadar leke göremezsin valla. Öyle abla, tertemiz yaptı Fatoş her tarafı. Göreceğiz bakalım. Nasıl tertemiz yapmış. Çekil şuradan kız. İş. O ne be? Büyüteçle kontrol edecek. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ben nasıl böyle deli bir kaynaya düştüm ya Rabbim ya. Ha şurada leke var. Yeminle gördü. Selim. Yani oğlum benden kaçmasa. Pembeden kaçmaz. Gördüm. Pembe abla ben niye göremem o lekeyi? Nerede o leke? Kız çıplak gözlerine bakarsan göremezsin pasaklı pakize. Gel buraya. Ha bak şimdi bak. Ha bak gördün mü? Aa işte ha, şurada kız. Ha, misafir gelse bu lekeyi görse ben ne derim o misafire? Rezil ettin beni. Allah belanı vermesin seni. Kız abi sen delirdin mi be? Misafir nasıl görsün o lekeyi? Misafir büyüteç de mi gelecek eve? Kızım gelir gelir değil mi Selim? Belki adam şey dedektif büyüteçle geziyor. Gerçekten yani olabilir kızım bunlar. Olamaz anne. Bak bak. Olamaz. Ya gariban kız ya. Söylenip durma artık ya. Yeter ya. Bağırma bana. Yeter artık ya. Buraya kadar geldi benim ablaya. Orada leke burada leke. Yeter artık ya. Hey kes. Gördün mü bak nasıl dili uzadı. Koparır mı dilini seni? Allah bize de verir misiniz? Bize bize de verir misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir tane daha alayım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne istiyor? Ne? Hediye mi diyor? Lan Selin ne oluyor da ne bağırıyorlar bunlar sabahın körü? Seslere bakılırsa biri hediye dağıtır abla. Hediye mi dedi? Koş hemen biz de kapalım. Nerede beleş orada yerleş. Koş ula Selin. Koş koş. Hadi. Koş koş. Lan koşun anam şunları kapmadan hediyeleri biz kapalım koşun. Alın koş koş. Lan dur biz. Ay yetişmeyin çocuklar. Merak etmeyin. Hepinize yiyeceği kadar hediyelerim var. Ay canım. Aa, işte şurada. Abla. Al şükür. Abla bize de verdi. Abla kız. Sen bana da hediye ver. Pahalı hediye olsun. Abla sen ona günahını bile verme bana ver bana. Ben sadece çocuklara hediye dağıtıyorum canım. Ay kurban olsun Pembe öyle mi dedin çocuklar? Ay benim de içimde bir büyümemiş bir çocuk var anam. Ona da hediye versin. Bak içimdeki çocuğun sesini dinle ablacığım. Ay hediye versin diyor abla diyor. Abla gerçekten. Abla bir de Allah. Abla gösterdiğini çok. Açılın. Açılın burada ya. Açılın kardeşim bir dakika. Bu ne kalabalık? Dur burada. Akbabalar gibi üşüşmüşsünüz kacının üstüne. Şuraya bak. İpini koparan gelmiş be abi. Anam sosyeti kacı gelmiş. Çocuklara Eda'ya veriyor. Ne oluyor be? Bizim bıttarı olarak da size hoş geldiniz diyorum affedici. Hoş bulduk Mesli. Şenay Hanım yüksek sosyeteye mensup olup kendini yardım işlerine adadı. Yoksul mahalleleri dolaşıp çocuklara ve derneklere bağışta bulunuyor. Evet. Maşallah anam maşallah. Anam bu... Ben insan hiç parasını dağıtır mı? Sorma pembeciğim ya. Bizi 3 kuruş para için 40 takta atıyoruz. Onlar parayı sokağa atıyorlar değil mi? Keşke bütün zenginlerimiz sizin gibi yardımsever olsaydı affedici. Ayakta kaldınız Şenay Hanım. Buyurun.
Kahvede bir tabii, çay ikram edelim size. Tabii çaylar içelim, kahveleri içelim. Buyurun. Gelin gelin. Sizi kırmayayım bari. Mahallenizi çok sevdim. Çok şirin bir mahalle. Ama çok bakımsız. Muhtar, sana diyor hanımefendi bak, mahalleniz bakımsız diyor. Duy. Vallahi efendiciğim, biz Cennet Mahallesi'ni güzelleştirme derneği olarak da elimizden geleni yaparız. Ama bütçemiz kısıtlı tabii. Derneğin bütün bütçesi 22 milyon lira. 4 milyon da tedaviden kalkan paralar. Kaldı 18 milyon. Oynama derneği kasasıyla kardeşim. Şekerim, çek defterimi uzatır mısın? Tabii. Derneğinize 10 milyar liralık çek yazıyorum Muhtar Bey. Buyurun. Bir hafta sonra çekersiniz bankadan. Çok sağ olun affedicim. Bizi mahcup edersiniz. Mal olaraktan doğacınız olacağız efendim Şipşak. Allah tuttuğunuzu altın etsin be. Betir, karıya bak. Maşallah gezici darphane gibi. Gittiği her yerde para saçıyor. Anam, hazır elindeymişken bir 10 milyarlık çek de ablana yazsan. Beni de mahcup et azıcık değil mi? Hem senden bir hatıra olaraktan saklarım yani gerçekten. O güzel çek defterinizden kalbiniz kadar temiz bir sayfayı bana da ayırırsanız çok bahtiyar olacağım. Üzgünüm. Ben sadece derneklere yardım ediyorum. Dernekler dışında kimseye yardım etmiyorum. Çünkü güvenilir bulmuyorum. Sadece derneklere yardım ediyorsun öyle mi ablacığım? Öyle. Sadece derneklere. Şenay Hanım yoksul mahalleleri dolaşıp derneklere yardım eder. Ay canım benim senin be. Hatta UNESCO ve Avrupa Birliği yardımlaşma fonu ile birlikte projeler geliştirdi. Bugüne kadar çok yere para yardımında bulundu. Gibi anam zamanında bir dernek kursaydım şimdiye paraya doymuştum. Kafama tükürsünler, kafa yok ki bende. Ben size Şenay Hanım'ın kartını vereyim. Mahalledeki derneklerinize verirsiniz. Bir ihtiyaçları olursa gelip Şenay Hanım'ı bulsunlar. Hı. Tabii anam tabii. Tabii. Bizim mahallenin derneklerine veririz. Onlar gelir sizi bulurlar. Hı hı. İnşallah. Değil mi canım? Ferhat! Sen neredesin be? Her yerde seni ararım. Anne bugün buluşacaktık lan. Söz vermişti. Ya bırak şimdi buluşmayı Şahin'im gel ya. Boğazda balık akıntısı var galiba. Bak acayip balık tuttum be. Boğazda balık var. Sahilde de alık var. Allah'ın alı. Balık tutmanın sırası mı be? Hani söz vermiştin. Bugün sürpriz yapacaktın bana ya. Babaydı sürprize. Aa balık vurdu galiba. Bak. Bir tane daha vurdu bak. Habire balık vuruyor Şahin'im. Gel. Gel tut yardım et bana gel. Gel tut şunu. Gel. Kabahat bende ki senden romantizm beklerim. Kafama ya bırak şimdi romantizm Şahin'im ya. Çek. Çevir. Balık vuruyor. Çevir. Çek. Çeviriyorum. Bakalım senin şansa kaç balık çıkacak Şahin'im. Aa çıktı. Çıka sadece bir tane çıktı be. Şuna bak. Aa kısmette sadece balık değil yüzük de vurmuş Şahin'im bak. Bu ne lan? Ne güzel yüzük. Nereden çıktı bu? Denizden. Yıllardır al için altı, altın dolu derlerdi de inanmazdık be Şahin'im. Geyiktir derdik. Bak doğrumuş işte gördün mü Şahin'im? Ya? Bırak palavrayı. Çok romantik. Demek sen bana oyun oynardın ha? Evet Şahin'im. Oyun oynardım tabii. Sevdin mi yüzüğü? Sen alırsın da ben sevmez mi? Canımsın sen mi? Şahin'im. Gel lan öpeceğim. Ah. Bir de burada. Oh. Gel. Ah. Şahin'im ya. Gel. Fatoş! Neredesin? Fatoş! Aman nerede bu pasaklı be? Bir tane koyacağım şöyle. Fatoş! Buyur Pembe abla. Gel canım benim. Güzel kızım. Güzel kızım. Senden bir şey isteyeceğim ama bilmem yapabilir misin? Kız ne demek yapar mısın Pembe abla? Emin yaparım. Senin isteklerin başımın gözümün üstünde yeri vardır Pembe abla. Canım ben de tam onu istiyordum. Aram! Aram gözüm. Sen bir de başım üstüne demiştin değil mi canım? Aman Allah'ım.
Dur bakayım. Ben nerede sopamı? Ay, sopamı buldum. Al anam, bu da başının üstüne ya. Ay, bakayım. Güzel oldu mu? Ay kanıyor, ay kan. Vallahi şırıl şırıl kanıyor, güzel oldu. Anam sen kan grubun neydi? Ne vurursun? Bak, bak yüzümü açamam. Ay kızım, ben senden bir şey isteyeceğim dedim ya. Dayak yemeni isteyecektim. Sen de ben daha söylemeden hemen kabul edince ben de direktman girdim olaya tak. Şimdi dur, ben bir de sana tokat atayım şöyle. Ya kızana ne yapıyorsun? Kızana ne yapıyorsun kızcağıza? Ayıp ya. Ya kendi kızına fiske bile atmasın. Ama bu el kızını döversin ya, inanamıyorum ya. Kim demiş fikse bile vurmam diye. Gözüm. Attım sola park attı, gördün gözüm. Mü? Aa, gözüm ya, kızana ne yapıyorsun ya? Gözümü patlattı be. Gerçekten kurtuldum ha. Kolum. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Kız Fatoş, ne oldu bu kaçıyor böyle ya? Ay ne bileyim ben. Cinnet geçirler artık bu kaçıyor. Durun bakayım, dur bakayım. Bakayım sizi. Olmadı. Olmadı. Bir şey eksik anam. Nerede makas? Ya gel bakayım. Gel buraya şimdi. Kesin Sultan. Ay kızana. Sultan. Ya kızana ne yapıyorsun be? Ay kızana yapardı. Şimdi oldu. Şimdi. Ay kızana ne yapıyorsun böyle ya? Oldu. Şimdi oldu. Gerçekten de tam istediğim gibi oldu. Yürüyün şimdi benimle. Yürüyün. Nereye kız, hastaneye mi? Sen yürüyün hastanesi kızım. Siz yürüyün, yürü. Ay buyurun. Canım. Hoş geldiniz. Ayabla? Ah buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Anam güzel kara orada oturuyor valla. Gel buraya. Canım ablacığım. Dur. Sen bana hani mahallede kartını vermiştin ya, hatırladın mı? Hani demiştin ki sizin dernekler gelsin, onlara yardım edeceğim. Evet. Evet canım. Bak bunlar. Koca dayağından illallah diyen Gacılar Derneği'ndendir ha. Garibanları gördün mü abla? Kocalarından nasıl dayak yemişler? Abu Ayşe, Abu Fatma. Çilekeş bunlar anam. Yardım istiyorlar abla, yardım. Ah canikolarım, nasıl kıydılar sizi? Ya hiç sorma, çok fena kıymışlara bak. Kıydılar abla ya. Elleri kırılsın da bir daha bize vuramasınlar inşallah ya. Şu halimize bak. Hem elleri hem ayakları kırılsın inşallah. Anam ne beddua ediyorsunuz yani kocalarınıza değil mi ablacığım yani? Beyinizdir, sever de döver de değil mi ablacığım, zaman zaman olur. Aa, olur mu öyle şey canım? Baksanıza ne durumda zavallılar. Sorma canım. Ya. Size kıyan eller kırılsın inşallah. Kırılsın. İnşallah. Madem öyle diyorsun öyle olsun artık, kırılsın. Yeter ki sen şu garibanların derneğine sipali ver anam. Evet. Yardım yap valla bak. Yapacağım. İyi günler. Biz Trafik Canavarı Kurbanları Derneği'nden geliyoruz. Ne o? Tanışıyor musunuz yoksa? Biz mi? Yok anam, nereden tanıyayım ben bunları? Valla tanımıyorum gerçekten. Yok, tanışmıyoruz. Ya Şenay Hanım, bizim derneğimize acaba bir yardımda bulunabilir misiniz be? Ya ne olur bir yardım et ablam. Bak ben ancak bu değneklerle yürürüm. Ha şu sandalyedeki abim bacaklarını hiç hissetmez be. Benim de kazada yüzüm yandı. Tamam, anladım. Merak etmeyin, size yardım edeceğim. Size yardım etmek benim için insanlık borcu. Tut şunu kız. Pardon anam, şey yapacağım şimdi ben. Abla, bak canım. Gerçi benim üzerime vazife değil ama... biliyorsun son zamanlarda çok sakti dernekler vardır. Ya? Çok doğru söylüyorsunuz hanımefendi. Ortalık sahtekarlarla doldu. Öyle şimdi abla. Ben diyorum ki... eğer beyefendi içinde sakıncası yoksa, gerçekten trafik canavarı kurbanı olup olmadığını öğrenmek için test edelim diyorum ha. Ne dersin canım? Belki de sakat değildir, değil mi canım? Bilmem ki beyefendi ne der. Eğer gerçekten sakatsa,
evet demesi lazım, değil mi canım beyefendiciğim? Evet. Ha. Test edelim tabii de. Nasıl test edeceksiniz? Şimdi anam. Ama işte böyle canım. Vay 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 vay. Acıdı mı canım? Acımadı. Ha. Hakikaten acımadı mı? Acımadı çünkü hissetmiyor bacaklarım. Ya biz demiştik bacakları hissetmez diye. Ya? Vurma vurma vurma. Anam bunu da mı hissetmedin? Hastayım ben. Anam, hissetmiyorum. Anam bak ağlıyor bu. Bakayım. Mutluluk gözyaşları bunlar. Şenay Hanım bizim derneğe yardım edecek diye çok mutluyum. Trafik kurbanları kurtulacak diye çok mutluyum. Sağ olun Şenay Hanım. Ağlamayın lütfen. Size yardım etmek benim boynumun borcu. Tamam. Gerçekten de hissetmiyormuş anam. İyi günler hanımefendi. Biz orada bir köy var uzakta, derneğinden geliriz. Öyle mi? Derneğinizin faaliyetleri nedir? Tam anlayamadım da. Köy okullarında okuyan çocuklar bunlar gibi önlüksüz, kitapsız kalmasınlar diye yardım topluyoruz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. Tebrik ederim. Muhteşemsiniz. Gözlerimi yaşarttınız. Beter. Allah senin belanı vermesin. Geldin şu mahallenin uyunu suyunu değiştirdin. Herkesi kendin gibi saktekar yaptın. Mahalledeki herkes senin gibi üçkağıtçı oldu. Hanımlar beyler. Şu anda 3 derneğe birden bağış yapmam mümkün değil. Lütfen bağış olarak istediğiniz tutarları yazılı olarak asistanıma verin. Ben tamam. UNESCO ve Avrupa Birliği yardımlaşma fonuyla konuşup size döneceğim. Tamam mı? Tamam abla. Tamam. Arayacağım telefonunuzu sizi. Telefonunuzu bekleyeceğiz. Canım benim. Hadi. Arayacağım iyi sizi. İyi günler. İyi günler abicim. Unutma abla. Bye bye. İyi günler. İyi günler. Bye bye. Bye bye. Demek ki sizler trafik kurbanlarsınız. Alo, buyurun hanım. Pembe Hanım'ın malikanesidir. Pembe Hanımcığım, Şenay ben. Buyur Şenay Hanımcığım. Bu koca dayağından illallah demiş gacılar derneğidir. Pembe Hanım, ben akşam çok düşündüm. Bir tek sizin derneğe yardım etmeye karar verdim. Yalnız kesinlikle diğer dernekler duymasın, tamam mı? Buyurun, Trafik Canavarı Kurbanları Derneği. Ali Beyciğim, bu yardım konusunda düşündüm, taşındım. Bir tek sizin derneğe yardım etmeye karar verdim. Ay rica edeceğim, lütfen. Diğer yardım dernekleri duymasın, tamam mı? Mersi. Demek bir tek bizim derneğe yardım yapacaksınız, öyle mi Şenay Hanım? Evet ama sakın diğer derneklere söylemeyin, tamam mı? Şey anam, ben 80 milyar yani istemiştim yardım için. Şimdi hayırlısıyla anam, ben onu ne zaman alacağım? Biz dernek olarak 100 milyar yardım istemiştik Şenay Hanım. Parayı ne zaman alacağız? Parayı ne zaman alacağız? Avrupa Birliği yardımlaşma fonu ile sizin derneğiniz için görüşeceğim. Bunu bir proje haline getirip sunabilmem için bana 10 milyar lazım. Siz dernek olarak o parayı bana bulabilir misiniz? Anam yapma, ben o kadar parayı nereden bulayım Şenay Hanımcığım? Hayatta bulamam. Bulabilsem niye sizden yardım isteyeyim, değil mi yani? İmkanı yok, bulamam. O zaman özür dileyerek öteki derneklere yardım edeceğimi bildirmek zorundayım. Yani bulamam dediysem de pek inanma yani, sen ben bulurum. Bulurum.
Ben artık bir çaresine bakacağım, bulacağım, buluşturacağım gerçek. Tamam Şenem. Diğer dernekleri düşünmeyin. Ne yapıp edip biz 10 milyarı bulacağız. Biz derneğimizin kasasına bir tekrardan bakalım. Belki bulabiliriz o kadar parayı. Peki. Akşama kadar parayı evime getirin. Unutmayın. Yalnız sizin derneğe yardım ediyorum. Bye bye. Oh, salakların hacı de geldiler oltaya. Ne yapsam ben nasıl bulsam bu parayı be? Şimdi ödüyorum. Kız ana sen deli misin ya? Ya nereden bulacaksın şimdi o kadar parayı? Etime gideceğim. Fisto pijamalarımı giyeceğim anam. Acık ucundan gösterirsem etem verir parayı. Kız Pembe abla, etem sana artık hayatta para vermez be. Kendi derneği var onun. Rakip derneğe para verir mi o hiç? Anam doğru diyor. O zaman anam giderim ben de bankadan çekerim. Çok güzel. Bankadan çekeceksin. Onlara da pijamaların ucunu mu göstereceksin? Kızım ne pijaması? Onlardan gidip kredi alacağım. Kredi mi? Kız krediyi nasıl ödeyeceğiz peki sonra? Eve haciz mi getireceksin? Kızım deli deli konuşma. 10 milyar çekeceğim. Evet çek. Yarın sabah gacı bana 80 milyar trink para ödeyecek. O zaman ne oluyor? 70 milyar kar oluyor. Akıllı ol. Ama sen bilirsin kızlara. Ne halin varsa göre. Çil milyarları almaya gidiyoruz. Hazırlanıyoruz işte abi. Yaşa. Bedim. Muharrem'in bugün işi varmış. Gelmese olur mu? Olur olur. Gerçi olsa iyi olurdu. Biz şimdi 100 milyarı taşırken zorlanmayalım abi üçümüze. Büyüksün be. Evladım bu iş benim hiç içime sinmez. Niye bir kısmet ana? Niyesi var mı be oğlum? Kadın hayır yapmak için o parayı size verir. Biz de o parayı hayırlı bir iş için kullanacağız anacığım. Ferhat'ın başlık parası olarak kullanacağız. Ya Rabbim. Sevenleri kavuşturmaktan daha hayırlı bir şey var mı bu dünyada anacığım ha? Sen de haklısın. Hadi bakalım milyarları almaya gidiyoruz. Hadi hadi. Sür. Sür sür sür. Ferhat dur. Dur. Hadi. Gürümüm, görüşürüz nene. Hadi hadi güle 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 güle. Kız ne astınız suratınızı gülsenize biraz be. Ulan 10 milyar masraf verdik. Şimdi 80 milyar geri alacağız gülün. İyi günler. İyi günler canım. Kılığına bakarsam sen Şenay Hanım'ın uşağı oluyorsun. Çağır hanım Şenay Hanım. Ne uşağı be? Ben bu evin sahibiyim. Öyle mi pardon abicim? O zaman sen Şenay ablanın kocası mısın öyle misin? Değilim ev sahibiyim. Şenay dediğiniz o alçak kadın daha yeni kiraladı evimi. Dün gece ilk kirayı ödemeden kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Ya.
Şaka, şaka yapıyor bu. Şenay Hanım içeride bizi bekliyor değil mi canım? Öyle parayı vermeden önce küçük şakalar yapıyor Şenay abla. Anam seni gidi gidi ben anladım, hemen yemem ben. Gerçekten yemem. Durun canım, nereye Şenay gidiyorsun? Şenay Hanım, anam neredesin? Nerede kız bu? Anam Şenay Hanım buralara bir yerlere saklandı. Birden ortaya çık paraları üstüme atacak. Gerçekten filmlerdeki gibi. Ya kardeşim sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya. Kadın beni dolandırıp gitmiş diyorum, hala anlamıyorsun ya. Anam nereye gidecek? Benim Deniz 80 milyar bağış yapacak. 10 milyar paramı aldı, proje parası. Benim de 10 milyarımı aldı pembe. Çık şuradan be. Hadi. Abi çık gel. Anam Beten. Senin ne işin var burada? Dolandırıldık pembe, dolandırıldık. Ne dersin? Aa, ya sizi de mi dolandırdı? Maalesef canım. Anam Ferhat. Anam bana bir tek sizin derneğe para vereceğim dediydi. Ay bize de aynısını söyledi pembe. Allah. Bak bak sen bu işi. Vay be. Şimdi bu gacı hepimizi dolandırdı öyle mi? Aynen canım kardeşim. Resmen keleye geldik. Geldik. İyi mi? Ay fena oldum. Dur, ben de fena oldum. Ay hepimize geçmiş olsun. Olsun. Anam gidiyorum. Gitti. Gidiyor paralar. Gitti pembeciğim, gitti. 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 Bete. Demek ki aramızda anam bir tek Etem akıllıymış ha. Anam gacı ikimiz de dolandırdı anam. Aha. Bir tek Etem'i dolandıramadı. Bir de dediğin adama. Herif harbiden akıllıymış be. Ben de gidemeyim ben pembe. Etem. Anam yoksa. Aynen öyle pembeciğim. Bizi de dolandırdı gacı. Vay 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 vay. Sen ne kadar bayıldın? 10 milyar gitti paracıklarım. Gitti anam. Gitti. Bizim gibi namuslu insanlardan ne istedin? Ne istedin? Bak gitti, gidiyor musun? Gidiyor işte. Komiser ah. Komiserim. 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 Dolandırdı komiserim. Şikayetçiz dolandırdı. Susun. Susun. Yine mi siz? Yine biz, yine biz. Görüyorum. Maşallah benden çok geliyorsunuz bu karakola. Kurtuluş yok mu sizden? Var mı bizden kurtuluş? Hı. Yokmuş yok. Anam. Susun! Ne oldu teker teker anlatın. Şimdi komiserim. En başından anam ben teker 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 anlatıyorum şimdi. Anlat başımın belası, en başından anlat. Şimdi ben. Komiserim mahalleye sosyeteden bir kadın geldi. Çocuklara falan oyuncak dağıttı böyle. Hı. Mahallenin derneğine de bağışta bulundu. Hı. Çek yazdı. Hı. Ondan sonra... Bir dakika, komiserim bana anlat dedi, sana ne oluyor? Ya sonra bize dedi ki, mahallenizdeki diğer derneklere söyleyin, gelsinler onlara da yardım edeceğim dedi. Anam ha? Ben anlatacaktım, bir durun. Şimdi? Kadın öyle deyince, anam da hemen eve geldi, Fatoş'tan beni böyle gözümüzü morarttı. Niye? Şey için tabii oluyor bu. O zengin karıya götürüp, bunlar koca dayandan illallah diyen kadınlar derneğidir, yardım et bunlara dedi komiserim. Vay 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 vay. Sahtekarlık ha? Şimdi... Bunlar... Sağ olsun beter de bizi sakatmışız gibi şekle soktu komiserim. Yani komiserim bizim... Ay gacıya götürüp dedi ki bunlar trafik canavarları kurbanları DNA'dir yardım et. Ooo bir sahtekarlık daha. Şimdi ben anlatıyorum. Yeni baştan anlatıyorum. Ethem abi güya köy okullarına yardım eden dernek kurdu. Allah sizi... Eraltı anlattılar. Bana bir şey kalmadı komiserim. Demek siz kadını dolandıracaktınız ha? Hmm. Ama dolandırmaya giderken kendiniz dolandırıldınız. Hmm. İyi olmuş. Ne demişler canlarım? Ama giden avlanır. Komiserim, 10 milyarımız gitti. Ders olsun. Beter, hadi bunları anladık. Yasana ne demeli? Sen 40 yıllık sabıkalı dolandırıcısın be. Nasıl yedin oğlum bu numarayı? Komiserim, ben tövbekarım artık. Bıraktım o işleri. Benden sonra çıkmış bu alengili numaralar. Bilmediğimiz için yedik haliyle. Tamam tamam. Geçin içeri kadının eşkalini anlatın. Salih de zabıt tutsun. Hadi. Hadi hadi. Thank you.
yata bilmirem bu fikri başımdan ata bilmirem. Anam hala içim cız eder be, nasıl dolandırıldık. Anam müstahaktır bizi. Öyle eğer uyarım var diyene tuzlu alıp koşarsan böyle olur. Ben bugün o gacının terdeye bağışladığı çeki tahsil etmek için bankaya gittim. Çek karşılıksız çıktı. Karşılığı olsa şaşardım zaten. Gacı bizi öyle bir dolandırdı ki bir daha sitti seni doldamayız valla. Meryem, bankaya da 10 milyar burçlandım. Dış burçlarım altı başını gidiyor anam. Ben ne yapacağım? Ne yapayım şimdi ben? Ne yapayım söyle. Hadi. Ev aciz gelsin. O zaman aklın başına gelir ana. Ya ben sana o kadar dedim değil mi bulaşma bu işlere diye. Lan Ferhat hadi anam 3 kağıt işlerine oldu bitti meraklı. Ya sana ne oluyor be? Sen dürüst adamsın. Sen niye bu işlere girdin? Senin de mi karakterini bozdular yoksa? Ya karakterim niye bozulsun Şahanem ya? Ya kadın derneğe bağış yaparsa beter o paraları toplayıp bana verecekti. Ben de senin başlık paranı ödeyecektim Göya. Ama işte olmadı, ne yapalım? Çok güzel. Şimdi başlık için biriktirdiğim paraları da banka borcunu ödemek için harcayacağım. Yani biz zaten parayı biriktirip kavuşamazdık. Şimdi hiç kavuşamayız. Maalesef. Kısmet. Aferin kızım. Aferin. Anne, Hanif abla geldi. Anam gelsin, gelsin. Allah bir yerden aldı, bakarsın başka yerden verir. Gelsin tamam. Kızım. Hanif abla gel. Git içeri. Müjde kız pembe, müjde. Müjde. Anam, ne oldu? Zıplayan pigbi. Sabah sabah ne var, ne, niye bu kadar sevinçlisin? Senin sultana bir kısmet buldum ki sorma pembe. Elif, Karun, Karun. Demek kız... Şaka yapmıyorsun değil mi? Ciddi misin anam? Yeminle be pembe. Dur bak göstereyim. Anam oradan ne gösteriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kız bu ne kız? Laptop. Ne top? Laptop pembe. Yani bilgisayar. Ha bilgisayar. Kız bilgisayarın sende ne işi olacak be? Ya gacı sanki Bill Gates anam başıma ne der asıyor laptopmuş. Öyle deme be pembe. Devir, teknoloji devri. Program var bunun içinde program. Erkekleri bir tarafa yazarım, kızları bir tarafa yazarım. Program özelliklerine göre onları eşleştirir. Kızlara istediğin kocayı bulur. Kız ciddi mi dersin? Bu şimdi bu koca mı buluyor? Yeminle be, koca bulur. Ana, maşallah. Bilgisayar değil de seneki telli baba türbesidir. Anam gördün mü bak aşıp diye buluyor kocayı işte. Bak sultana da bu kocayı buldu program. Çok zengin bir barodur. Alı fabrikası vardır. Kız helal olsun sana be. Teknolojik çöpçatan maşallah sana. Anam bundan böyle www.com diyeceğim. Kız ana bu Hanife abla niye sabah sabah gene gelmiş? Kızım bak bilgisayar almış. Bilgisayarla sana koca bulmuş. Çok zenginmiş adam. Fabrikası vermiş gerçekten. Hay tükereyim senin bilgisayarına be. Ne diyeyim ben sana bilmem ki. İnşallah internetten virüs bulaşırdı. Tez vakitte çöker o bilgisayarın. Hadi. Anam sen boş ver onu. Sen şu damadı kız bas bakayım bir daha göster. Bak işte burada. Çıktı. İyiymiş, iyi, iyi. Anam bir ara sen benim adıma doğruya kaydet anam. Ne olur ne olmaz. Bu beterle etimdim, bıktım artık. Sen hiç merak etme kız pembe. Yani, hayrola? Bir şey konuşacağım dediydi telefonda. Kötü bir şey mi oldu? Ya daha ne olsun be Ferhat? Hanife kocası yememiş, içmemiş, gitmiş bana zengin koca bulmuş. Ne? Zengin koca mı bulmuş? He ya. İşi iyice profesyonele vurmuş kocam. Bilgisayar almış kendine. Oradan bulurmuş artık kocaları. Bilgisayarı bozulmuş. Hanife'nin ne kabahati var Şahanem ya?
Bütün kabahat senin ananda ya. Anan zengin koca diye toz atmasa hanımefendinin hiçbir şey getireceği yok şahanem ya. Lan anamın ne kabahati var? Hiç boşuna ananı savunma şahanem bana ya. Hepsi ananın kabahatiydi işte be. Anam bu kadar para göz olmasaydı hanımefendi niye zengin koca bulup getirecekti ha? Para manyağı bu kadın. Ne ya? Sen ne diyorsun? Ağzını topla sen. Anam hakkında konuşturmam kimseye. Kerem. Benim anam para göz değildir. Nedir? Kızının yoksulluk çekmesini istemez sadece. Ne var bunda? Vay be. Sen de para göz ananın tarafındansın ha Sultan? Yakışır sana ha. Ya yeter be. Anan da anan. Anan da anan. Sen kendine bak be. Ne var benim halimde be? Lan adam olsaydın da başlığı ödeseydin. Şimdiye çoktan evlenmişti. Demek öyle Sultan ha? Demek ben adam değilim ha? Ya ben öyle demek istemedim Ferhat. Ben duyacağımı duydum Sultan. Hadi hoşça kal. Ya Ferhat dur. Ya Ferhat dur. Ben ne yaptım ya? Hadi kemik. Dön. Düşeş. Olmaz, zar tutarsın sen arkadaş. Ya ne zar tutması kardeşim, şanslıyım sadece. Olmaz arkadaş, yemezler. Hep düşeş atarsın. Kesin zar tutarsın, oynamam. Tamam be tamam. Rızasın o zaman benim yerime. Kabul mü Ethem abi? İyi tamam sen at. Hadi bakalım. At. Hadi yavrum kemik. Düşeş be. Bunaldım be kardeşim. Şanslıyım ben, şanslı. Rıza sen benim yerime devam et. Tamam abi. Ne oldu koçum? Hayırdır kötü görünüyorsun? Sorma abi. Sonunda bu da oldu. Yoksuluz diye sultanımdan fırça yedik abi, iyi mi? Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun? Yeminle abi. Sultanıma göre her şeyin kabahatlisi benmişim. Ben adam olsaymışım şimdiye kadar çoktan başlık parasını ödermişim. Biz de kavuşurmuşuz. Kavga mı ettiniz siz? Ya ben adam değilmişim abi, onu öğrendim. Biraz geç oldu ama olsun. Aman be Ferhat yapma şimdi ya. Öyle demek istememiştir kızcağız. Ya bırak sultanı savunmayı be abi. Ne demek istediyse açık açık söyledi zaten. Yoksul olmak hiç bu kadar koymamıştı be abi. Ne zormuş meğerse ya. Allah düşmanı mı yoksul etmesin ha, düşmanı mı bile. Yapma Ferhat, çocuk gibi küsecek misiniz şimdi birbirinize? Yok abi, buraya kadar. Bir daha sultanın yüzüne bile bakmam abi. Ne ölüsü ölüme ne dirisi dirime gelmesin abi. Nasıl çıktı o söz ağzından be Fatoş? Ay dilim kopaydı da o sözü söylemeseydim ya. Kız üzülme be Sultan. Abimin seni ne kadar sevdiğini bilmez misin sen ha? Hiç kırılır mı sana o be? Ya nasıl kırılmaz be Fatoş? Giderken bana şöyle bir bakışı vardı. Ay yüreğim parçalandı ya. Ya ben öyle demek istememiştim be Fatoş. Gerçekten. Kız kıyamam ben sana be. Abim sana darılsa da uzun sürmez dargınlığı. Senin kötü bir niyetin olmayacağını bilir ha. Sen üzülme. Kızım Sultan hazırlan. Görücülerin geldi. Kız ciple geldiler, cipleri var. Hadi gene dürt ayak üstüne düştün ha. Ay tüküreyim senin görücülerine de cipine de be. Bir bunlar eksikti ya. Kızım konuşma, üstüne doğru dürüst bir şey al dolaptan, gel hadi bekliyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Anam. Hoş bulduk. Kimler merhaba. Gelmiş, neler getirmiş. Hoş geldiniz canım benim. Allah'ın şu çiçekli çikolatayı. Ay anam zahmet ettiniz vallahi yani. Bunlar da hediyelerimiz. Bizim fabrikanın alıları. Anam ne buyurun güzel. Size. Anam çok güzel. Aman ne güzel alılar. Tutla şunu. Ay başıma anam. Ha, buyurun içeri buyurun. Buyurun canım buyurun. Geçin, maşallah buyurun. Geç canım. Geç. Maşallah geç canım. Geç. Bu damat harbi. Şu alıları resmen üzerime serdi be. Allah'ta parası var da ne yapsa gözüme şirin görünür. Geç kızım. Geç içeri. Geç hadi alıları önden götürüyor. Yürü. Hanım kızımız bir gelse de yüzünü görsek. Gelir şimdi. Sultan. Kızım misafirlerimizin kahvelerini getir. Merak etmeyin geliyor kahvelerimiz canım. Tam ağzınıza layık. Ay geliyor şimdi. Maşallah pek de güzelmiş yavrum. Allah seni inandırsın anam. Gram makyaj yoktur yani suratında. Hepsi dua. Estetiği de yok çok şükür. %100 orijinal. Yedek parçasız.
Fabrikadan nasıl çıktıysa anam öyle duruyor maşallah. Değil mi Hanife? Maşallah. Kahveyi de ne güzel yapmış. Köpüklü köpüklü. Yani kızım diye demiyorum hanımefendi. Güzel kahve yapar. Köpüklü müpüklü yapar. Değil mi Hanife? Ay bu kahvenin köpüğünü nasıl yapıyorsun kızım? Şunun tarifini bana da versene. Vermesen daha iyi olur. Nasıl vereyim? Anam tarifi ne yapacaksın? Sultanı vereceğim sana inşallah. Sabah akşam sana bir köpüklü kahveler yapar değil mi Hanife? Hadi anne. Efendim, sebebi ziyaretiniz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz için kızımız sultana talibiz. Vallahi anam, demişler ki kız evi naz evi. Ama bende naz yoktur. Anam sizden iyisini mi bulacağım değil mi Hanife? Teşekkür ederiz. Ödeme nasıl olacak şimdi? Kredi kartıyla mı yapacağız yoksa yani şey peşinin mi alacağım şu parayı ben? Ödeme mi? Ne ödemesi? Anam sultanın başlık parası var ya 75 milyar değil mi Hanife? 75 milyar biraz fazla değil mi Pembe abla? Oğlum yapma. 75 milyarın anam neresi fazla? Bak sultan çok kıymetli bir yatırım aracıdır. Nasıl yani? Bak şimdi mesela paranı kalktın gittin dolara yatırdın. Ne oldu? Dolar düştü. Euro düşüyor. Bursa düşüyor. Değil mi Hanife? Bir tek sultan düşmüyor. Sultan abire değer kazanıyor. Geçen ay 50 milyardı. Bu ay 75'e. Önümüzdeki ay 100'e vurur kesin. Gayrimenkulden iyi para getiriyor. Çok talep var kendisine gerçekten de değil mi Hanife? Peki. Ne diyelim kabul? O zaman anam ben de kızı verdim gitti. Değil mi Hanife? Ya önüne baksana sultan. Ya önüme bakacak hali mi var benim ya? Anam beni o herife verdi derim Ferhat. Aa gözün aydın. Sen dalga mı geçersin be? Gözün aydın ne demek? Sen de bunu istemiyor muydun zaten sultan ha? Başını ödeyebilecek adam gibi bir adam. Zengin bir koca istemiyor muydun ha? Kavuştun işte. Mutluluklar. Aa sen ne dersin? Ferhat dursana. Al Ethem. Her şeye rağmen severim seni. İyiydi be abi. Alo buyurun. Salla gitsin. Ooo Muhtar Bey nasıl oldu da aradınız? Siz aşağıdaki mahalleli Muhtar'ını bilir miydiniz ya? Ne haberimiş verecek? Ne? Bir kadın sizin tedbiye yardım mı etti? Nasıl bir kadınmış bu? Zengin. Ha? Sadece dedeklere yardım eder öyle mi? Bizimki bu var hani bizimki. Sağ olasın Muhtar. Demek ben de bizim derneğe yardım alayım diye aradın ha? Bana nasıl bir iyilik yaptığını tahmin bile edemezsin Muhtar. Bulduk sonumuzu. Ne yapacağız? Sorsana kadın oralarda mı? Adı adresi falan belli mi? Tamam. Muhtar bu kadın oralarda mı? Yani ben ne zaman gelsem yardım alabilirim? Tamam anladım. Çok sağ ol görüşürüz. Hadi eyvallah eyvallah. Bilin gözünüz aydın gene dört ayak üstüne düştünüz be. Aa ne oldu be? Kadın bugün gene gelecekmiş yukarıdaki mahalleye. Allah kurtaracağız paraları. Allah ekme. Helal paramış paramız şipşak. Herhalde oğlum ne sandın? O kadına öyle bir oyun oynayacağız ki arkadaşlar. Bizi dolandırdığına bin pişman olacak. Ne oldu be torunum? Ne dolaşıp durursun evin içinde öyle? Hakikaten be Ferhat. Yani hapiste volta atanlar gibi bir aşağı bir yukarı ne dolanırsın bir derdin mi var? Ya Ferhat sen beni duymadın galiba. Anam beni elin adamına verir derim ya. Ne? Kime verir?
Ya zengin birine vermiş ya. Kime verecek Menekşe, bilmez misin anamı ya? Ya Ferhat, kurban olayım, kaçırma bakışlarını ne olursun ya. Çocuk gibi küsme, ne olur bir şey söyle. Yeter be. Ya anam beni zor evlendirir derim ya. Hiç mi için sızlamaz ya? Hiç mi sevmezsin beni ya? Yeter ya. Ay Sultan, bir sakin ol be. Ya kalk ne olur bir şeyler yap, kurban olayım ya. Kaçır beni buralardan Ferhat ya. Sevdiğini zorla elinden alırlar ya. Küstüğün sırası mı, bir şeyler yap. Ben son sözümü söyledim. Mutluluklar dilerim. Demek öyle Ferhat. Hı hı. Görürsün lan sen. Ulan Ferhat. Hadi sen biraz dışarı çık. Hava al be Ferhat. Tamam hala. At. Kaldır ellerini havaya. Kaldır, kaldır. Aman tabancı be. Sultan dur yapma. Sultan delirdin mi ya? Ne yapıyorsun? Delirdim ulan. Delirdim. Sen delirttin beni. Demek beni kaçıramazsın ha. O zaman ben seni kaçırırım. Düş önüme. Sultan kafama dayama silahı ya. Kaza çıkacak. Ya yürü, hiç şakam yok. Ferhat sıkarım o kalın kafanı. Düş önüme. Dur. Düş. Ya. Ay kaçırdı olanı be. Ay ayağınıza sağlık anam. İyi ki geldiniz. Yürü lan. Doğru taksiye. Yalla. Sultan. Kız sen ne yapıyorsun orada? O tapanca ne öyle elinde? Ya, görürsün ana. Ferhat'ı zorla kaçırırım. Nasıl yani? Basbaya. Evlenmek maksadıyla kaçırırım. Tövbeler olsun. Kızım. Sen bence hep Ferhat'ı değil keçileri kaçırdın ha. Bırak o tabancayı. Gel ananın şefkatli kollarına gel kızım, gel. Gerçekten de gel. Yürü lan, doğru araba. Yürü. Yürü, yürü. Kızım. Ama. Yürü oğlum. Bu kız bize göre değil. Anam gitmeyin. Anam ne olur gitmeyin. Size göredir tam kız. Vallahi şaka yapıyorum. Hiç olmazsa Allah bize kaldı Allah. Başlayacağım Allah'a da sana da. Anam kızım. Kızım gitti ya. Abla. Abla. Anam kızım gitti koşuna. Ay sakin olun çocuklar. Hepimiz iyilecek olan hediyelerimiz var. Şenay Hanım derneklerinize yardım edecek. UNESCO ve Avrupa Birliği yardımlaşma fonundan destek alacak. Bu da sizin. Yes. Şekerim. Hanımcan. Hazır derneklere yardım ediysen bizim derneğe de yardım edersen ha kurban. Tabii, sizin derneğe de yardım ederiz. Hangi dernek? Ciğeri Yananlar Derneği hanım kurban. Ciğeri Yananlar Derneği mi? Ay ne garip bir dernek ismi o öyle. Ciğerimiz yanıydı. Ondan derneğin adı öyledir hanım kurban. Biz çok fena faka bastırdılar. Oh. Elde avuçta ne varsa aldınız. Vah vah vah. Hiçbir şeyimiz kalmamıştır hanımcan. Ah canım. Ah kim yaptı bu alçaklığı size? Vallahi senin gibi güzel bir avrat gelmişti. Ah, demişti ben derneklere yardım edeceğim. Size UNESCO'dan para getireceğim. Biz de inanmışızdır hanımcan. Bizden proje için para istemiştir. Ya. Ama o avrat paraları alıp kaçmıştır. Bu avrat hiç mi demiyor? Dünya ufak. Aha bunlar yine karşıma çıkacaklar diye. Değil mi hanım kurban söyle. O vakit biz arvadı vurmaz mıyız? Vurmaz mıyız ha? Oraya kadar şenayarak. Çekirge bir sıçlar, iki sıçlar, üçüncü de yakayı ele verir. Biz ya. Dolandırdın. Ey Ali, bu kadına inanmayın. Kendisi üç kağıtçının önde gideriydi. Aşağıdaki mahallede dolandırmadığı kimse kalmamış. Sökün bakalım bizden aldığınız paraları. Hadi hadi. 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 Buyurun, bütün paralar burada. Ha şöyle. Adam olun bakayım. Tamam abi. Rızal İstem. Alın bu kadınları, paketleyin. Komiser babaya teslim edin. Bu ne yapacağını biliyor. Hayır. Hadi. Hayır. Biz de bu paraları mahalleye verelim hadi. Tamam. Haydi. Anam. Ben şimdi ne yapacağım? Selim, şimdi oğlum bak, benim kızımı kalkıp Ferhat kaçırmış olaydı, çoktan karakola gitmiştim, şikayetimi yapmıştım. Ferhat'ı da ömür boyu hapse mahkum ettirmiştim. Ama kaçıran kim?
ki benim bizzat kendi kızım. Anam ben şimdi ne halt edeceğim yani? İyi günler. Pembeciğim bak, bu arkadaşları tanıdın mı? Gel, gel, gel. Tanımadın değil mi? Tanıştırayım. Şenay adresini bizden tırtıkladığı paralar. Kıyafet değiştirip dolandırıcıyı bulup paralarımızı geri aldık pembeciğim. Buyur. Ay ben seni tüküreyim parana be. Benim derdime bak. Aa, bunun derdine bak. Ne oldu ya? Ters giden bir şeyler mi var Selim? Sultan zorla Ferhat'ı kaçırdı. Ferhat Sultan'ı kaçırdı demek istedin herhalde. Anam. Ferhat Sultan'ı kaçırsa. Aa, ben böyle üzülür müyüm şimdi? Hemen ümüğüne çöker, tavuk gibi boğar kurtulurdum. Sultan anam, Sultan kaçırdı Ferhat. Emri silah zoruyla kaçırdı. Vay be, aferin Sultan'a. Her zaman söylemişimdir kardeşim, bu kız çok delikanlı bir kız diye. Bak gördünüz mü? Aslanım Sultan be. Nabuk subuk konuşma, hadi defol git şuradan. Git zaten, yüreğim yanıyor, uncumu seni çıkarmayayım, defol. Git şuradan. Allah Allah. Alo Ferhat. Ulan ne şanslı adamsın be. Var ya, şu memlekette sevdiği kız tarafından kaçırılan ilk erkek sensin oğlum. Kendinle ne kadar gülsen azdır vallahi billah. Neredesiniz? Tamam geliyorum ben, tamam. Abiler, 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 duydunuz mu haberi ya? Sultan abla Ferhat'ı kaçırmış ya. Ne? Ne zaman olmuş be? Abi biz yukarı mahalledeyken olmuş ya. Ferhat nasıl kaçırmış Sultan'ı? Abi Ferhat Sultan değil, Sultan Ferhat'ı kaçırmış ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ya tam tersi olmaz mıydı ya? Kıyamet alameti bu. Allah Allah. Ben bir eve bakayım be. Sultan yeter ya. Artık indir şu silahı ya. Kollarım koptu be. Ya beni affettiğini söyle öyle indireyim. Ya saçmalama ya. Allah Allah. Öyle silah zoruyla kendini affettirmek mi olur be? Bal gibi olur. O lafları isteyerek gitmediğimi sen de bilirsin. Ama bilmemezlikten gelirsin. Affettim de yoksa basarım tetiğe valla. Peki peki affettim Şahin'im peki. Yürekten affettin değil mi lan? Korkunu affetmedin değil mi? Ya valla ya yürekten Şahin'im ya. Valla yürekten affettim ya. Tamam o zaman gel yanıma lan. Ha şöyle. Neydi o çocuk gibi küslükler falan ya? Canım benim ya. Ben senin yanındayken kendimi o kadar mutlu hissederim ki Ferhat. Ben de Şahin'im. Ya kendimi o kadar şey hissederim ki yani gerçekten gel bir tane. Gel bir tane daha öpeyim gel. Lan kudurma. Azıcık yüzüne güldük diye hemen faydalanmaya kalkarsın be. Alın ortasına öpüştürürüm valla. Ya Şahin'im ya. Ne? Aman. Ya sen beni kaçırmadın mı ya? Kaçırdım ne olacak? Niye kaçırdın? He? Evlenmek için kaçırdım. Madem evleneceğiz. Niye bırakmıyorsun bir kerecik öpeyim Şahin'im ya? Olmaz. Ha? Nikah olmadan elini süremezsin bana. Ne sandın sen beni? Merhaba gençler. Hoş geldin, kaldır ellerini. Hoş bulduk Sultan da. Yani böyle eller havada mı duracağız? Ne yapıyorsun ya? Doğru söyle. Anam mı gönderdi seni buraya? Yoksa sen anamın casusu musun? Yapma Sultan. Nereden çıkarıyorsun? Ben hep sizin tarafınızdaydım, bilmiyor musun? Tabii canım ya. Beter bizim evlenmemiz için planlar yapmaz mıydı Şahin'im? Hatırlamadın mı ya? Sultan kurban olayım şu silahı bana doğru tutma. Korkuyorum yapma, bir kaza çıkacak ya. İndir indir hadi Sultan. Sen de geç şuraya lan. Sultan! Kazaya gerek kalmayacak canım. Sizi bilerek ve isteyerek sen... vuracağım. Son duvarınızı yedin. Allah. Sultan. Yapma Sultan. Sultan yapma. Ay. Amma korkakmışsınız ha. Nasıl dağıldı o silah ya? Bu bizim yüklükte duran bozuk tabancaydı be. Hiçbir zaman çalışmadı ki zaten. Şimdi sen beni bozuk bir tabancayla mı kaçırdın Sultan ha? Aynen öyle canım. Mahalleli duyarsa bittim abi ben, rezil oldum. Helal olsun be Sultan. Kadın milletinin en erkesin icabında valla. Abi dur ya, sen de boşuna gaz verme ya. Bu maceranın sonu yok. Pembe abla evlenmemize hayatta müsaade etmez ya. Saçmalama oğlum. Pembe acayip tırsmış durumda. Siz şikayetçi olursunuz da Sultan içeri girer diye çok korkuyor oğlum. Yapma ya. Sen ne diyorsun ya? Oğlum var ya. Dur biliyorum. Aklına bir şey geldi değil mi abi? He? Aynen. Hadi söyle.
Bu sefer kesin evlendireceğim sizi. Yapma be. Ya neymiş plan? Komiserim. Komiserim. Şehir eşkıyaları abimi vurdu ya. Ne oldu ya? Sormayın komiserim. Ferhat'ı topundan vurdular. Yetişmesem kan kaybından ölüyordu garibim. Ne? Kim vurdu? Kim olacak? Pembe'nin kızı Sultan. Sultan mı? Sultan. Ay şikayetçiyiz komiserimiz bu Sultan'dan be. Komiserim, Sultan önce beni kaçırmaya kalktı. Sonra da ben direnince topuğumdan kurşunladı ya. Ya. Şikayetçiyim komiserim. Yok ya. Ben de inandım değil mi? Söyleyin bakalım gene ne üç çatlar çeviriyorsunuz. Pardon komiserim, ben anlatayım. Ana! Kız ana! 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 Kız ana! Kız ana sakla beni, bak elimi kana buladım, bak! 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 Ay başım bak, hanım. Elini mi kana buladın? Ne yaptın sultan? Ya sormayın. Ferhat kaçmaya kalktı. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Bastım tetiğe. Vuramaz. Oldu bile. Allah bilir şimdi çoktan ölmüştür kız ana. Kız Allah korusun, hapislerde çürürsün valla değil mi Selim? Ya kız ana, sen beni saklayacağın mı saklamayacağın mı? Çekirdek yemeği bırak. Kızım çek şu tapançayı be. Zaten birini öldürmüşsün, beni de mi öldüreceksin? Sultan illa birini öldüreceksen ablamı öldür. Ben daha genç sayılırım. De sattın beni kalleş oğlu kalleş. Açın kapıyı polis. Anam Salih geldi. Kalk lan oradan. Çekil ya şuradan Salih. Teslim olmayacağım. Polisle çatışacağım. Ne? Duydunuz beni. Gençliğimin en güzel çağları hapiste çürüyerek geçiremem. Çatışacağım. Kızım sen kendini yedi dağın efesi Çakırcalı Efe mi sandın? Nesin Çakırcalı Efe'sin? Ne de burası vites yalısı kız? Kız insan hiç polisle çatışır mı Allah belanı vermesin. Niye beni küçümsersiniz ya? Kan dökmüşüm ben. Artık ben de bir kanun kaçağı sayılırım ya. Teslim ol sultan. Kanundan kaçamaz. Kızım kurban olayım ha. Aa bak Salih abin geldi. Onunla mı çatışacaksın kız? Aa onunla çatışmayacaksın herhalde. İyi tamam. Teslim oluyorum. Teslim dedi. Salih yavaşlak oğlum, yavaşlak, acıtma. Allah'ım ya. Yürü bakalım karakola. Allah'ım neydi bu başımıza geldi ya Rabbim, yürüydü yürü Çakırcalı Efe oldum başıma. Salih. Buyurun komiserim. Sultanı nezarete at. Sonra da doğru nöbetçi mahkemeye sevk et oğlum. Başüstüne komiserim. Hadi. Şişt, Salih söyle hakimlere en ağır cezayı versinler ha. Yargıya ne müdahale ediyorsun be? Karışma sen. Belki de hakim hiç tutuklamayıp hemen salıverecek değil mi komiserim yani? Biraz zor bırakırlar pembe. Sultan adam öldürmeye tam teşebbüsten... ve ateşli silahlı adam yaralamaktan... nereden baksan... en az 5-6 sene hapis yer. Anam şaka. Şaka bu şaka. Değil mi canım 5-6 yıl mı dedin? Maalesef gerçek pembe. Sultan gençliğinin en güzel yıllarını içeride geçirecek. Değil mi lan? Yani gidiyor gitti yani dağ gibi kız. Aa komiserim anam bunun hiçbir kurtuluşu yok. Var olmaz olur mu? Var var. Var mı gerçekte nedir o? Kurban olayım söyle. Vallahi kızımı kurtarayım ne olur. Eğer Ferhat ifadesini değiştirir de yok beni sultan vurmadı derse... o zaman sultan ama... hapis mapis yatmaz. Ha. Ay anam, elin ayağını öpsün pembe ablası. Ya, ya dur pembe abla, değiştirme ifademi ya Allah Allah. Ya, ya öpmesene ya. Ya dur be, değiştirme ifademi ya Allah Allah. Ya öpmesene ya, yalan şunu başından ya. Biz kararımızı verdik, sultan cezasını çekecek. Canım ya dur be. Sultan cezasını çekecek dedi. Gidelim. Yürü Ferhat gidiyoruz hadi, kalk. Kurban olayım Ferhat, Allah aşkına şu ifadeni değiştir. Tamam pembe bırak, tamam pembe. Ben seni sırtımda götürürüm gerçekten. Atla oğlum sırtıma. Tutar mısınız şunu lütfen? Tutar mısınız? Geçmiş olsun. Kahvede duydum Ferhat vurulmuş dediler. Çok üzüldüm be koçum. Vah torunum benim. Sana gelen bana gelseydi. Ya valla vurulsaydım ben de üzülürdüm ben işte. Hakikaten ha. Allah Allah. Ne olur be.
Bak. Ay anlasana bir bari. Buralar falan yok. Sultan falan hep birlikte numara yaptık. Numara mı? Yani şimdi vurulma yok mu? Yok be kardeşim ya. Bizim maksadımız pembeyi yola getirmek. Şimdi biz şikayetçi olduk diye Sultan hapse girdi enişte. Pembe abla Sultan'ı verene kadar biz şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz. Bilmem çakal uzayabildin mi? Vay be. Yani komiser babayı da kandırdınız öyle mi? Yok be kardeşim be. Komiser baba kaçın kurası. Yer mi hiç yalanlarımızı? Gerçeği söyledik ona enişte. O da sevenlere yardım etmeye karar verdi. Sağ olsun be. Komiser babanın da var ya hakkı ödenmez vallahi. Ben şimdi planın ikinci aşamasını uygulamaya gidiyorum. Şans dileyin bana. Hadi bol şans. Hadi şansın bol olsun be. Hayırlı haberlerini bekliyoruz abi. Selim. Biz ne yapacağız oğlum? He? Ne yapacağız? Yapacağız. Ferhat'a şikayetini geri aldırmamız lazımdır. Merhaba Pembe. Ay canım, seni Allah gönderdi be aslanım. Gel, 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 gel ya, gel yanıma. Kurban olsun Pembe sana. Şu Ferhat'la konuş anam, şikayetini geri alsın. Vallahi kızım hapislerde çürüyecek beter. Konuşmadı mı sanıyorsun Pembe? Ağzından girdim, burnundan çıktım ama nafile. Herif Nuh diyor, peygamber demiyor kardeşim. Yaptın yani bunu. Yaptım, konuştum. Şikayetini geri almayacak mı yani? İmkanı yok almam. Cezasını neyse çeksin diyor abi. Vay. Allah Allah. Ay. Ay evladım havada uçan kuştan sakınırken ne oldu? Gitti. Ciğeri beş para etmez o bir çulsuzu vurdu. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Beter hapislerde çürüyecek. Aslında belki de Ferhat Sultan affedebilir Pembe ya. Der, dersin. Nasıl? Ben diyorum ki sen Ferhat'la konuş. Sultan'ı sana vereceğim de belki o zaman kabul eder ha? Ne dersin? Sen kafayı yemişsin. Ben kalkıp öz kızımı Ferhat'a verip ateşe atar mıyım be? Hayatta olmaz. İyi o zaman. Hapislerde çürümeye devam etsin Sultan öyle. O da bir seçenek değil mi? Ha? Diyorsun. Öyle diyorum. Böyle diyorsun. Canım benim, canım benim. Anam. Koy kızım, koy oraya, koy, koy hepsini koy. Müstakbel damadım benim, acıkmış mı? Kaynanası ona geldi elleriyle börekler açmış. Ferhat, kaynanan seni hakikaten de çok seviyormuş be kardeşim. Çok severim vallahi. Bir yemekler yaptı severim. Var ya, parmaklarını yiyeceksin. Ya ne gerek var be Pembe abla? Ama. Oğlum ne ablası, bundan böyle ana demen lazım. Değil mi canım benim? Ye. Ana mı? Ne anası be? Aman oğlum, deniz anası. Tübe. Ne demek ne anası? Bildiğin ana işte. Sen sultanla evlenince ben de otomatikman anam senin anan olacağım değil mi kısmet ana? Tabii öyle olacaksın. Demek sultanı Ferhat'a vereceksin ha? Doğru mu duydum? Doğru duydun anam. Anam bunun kulakları iyi çalışıyor Ferhat. Tebrikler. İçi köfteyi ver. Yalnız tabii düğününüzü yapabilmem için anam. Dur kız oradan maydanozdan verme. Senin şikayetini geri alman lazım. Olmaz. Ben hayatta evlenmem sultanla. Söyleyeyim. Evlenmez misin? Oğlum sultan seni topuğundan değil de kafandan mı vurdu? Ne yaptın? İnsan sevdiğinle evlenmez mi be? Koy onu yerine. Sultan beni sevseydi topuğumdan kurşunlamazdı Pembe abla. Ölsem de evlenmem. Al canım. Yapma Ferhat ya. Sen bir kız tarafından kaçırılıp topuğundan vurulmuş bir erkeksin. Erkeklik gururun yerlerde. Hangi kız seninle evlenir bundan sonra? Doğru. Hangi kız? Hangi kız? Al canım. Beter doğru der be Ferhat. Gel kabul et. Gel kabul et der. Vallahi haklısınız. Artık'ın hiçbir kız evlenmek istemez benimle. Ne yapalım? Kabul o zaman. Aslanım benim. Vallahi işte çocuk dedim. Kabul. Evleniyor sultan. Canım benim. Allah'ın hafsin maydanoz. Komiserim. Hop. Hop. Hop komiserim. Anam sultanı nezaretten çıkarın. Ferhat'ım şikayetçi değil. Şikayetini geri alıyor Ferhat komiserim. Öyle mi Ferhat? Öyle. Şikayetçi değil misin? Yok değilim komiserim. Canım benim. Oğlum nasıl olmasın ya? İfadende sultan beni vurdu dedin ya. O olayın heyecanıyla yanlış beyanat vermişim komiserim. Tabii yanlış beyanat vermiş. Aslında
Tabancayla oynarken ben kendi kendimi vurdum komiserim. Sultanın hiçbir kabahati yoktur. Duydunuz hanım. Sultanın kabahati yoktur. Vallahi Allah canını yesin Pembe abla. Madem kendi aranızda anlaştınız. Salih. Buyurun komiserim. Çıkar bakalım sultanı. Maalesef komiserim. Zavallı kızım vallahi kim bilir nezarette ne halde komiserim ha. Hadi sultan, annenler geldi, seni götüreyim. Anlamışlar mı Salih? Vallahi beder göz kırptı bu iş olduğu gibilerine. Annen evlenmenize müsaade etmiş galiba. Allah Allah! Üstümde başımda cips parçası falan yok değil mi? Yok yok. Anam vaziyeti çakmasın da sonra planımız berbat olur vallahi. Hadi gidelim. Kurban olur Pembe abla sana. Sana. Sultan vah kızım vah. Aman komiserim bak sana nezarette ne hale gelmiş anam. Bir deri bir kemik kalmış. Kız ona ne oldu ya? Mahkemeye mi çıkacağım? Mahkeme yok sultan, gözün aydın. Ferhat senden davacı değil. Değil mi? Değil. Yok. Ferhat ifadesini geri aldı. Beni sultan vurmadı dedi. Ben kendi kendimi gittim kasayla vurdum dedi. Gerçekten de öyle oldu. Söyle komiser babaya da duysun. Öyle oldu komiserim. Bir de sana müjdem var kızım. Ferhat'la seni evlendiriyorum. Oh be! Ne yapalım? Hapislerde çürümekten iyidir yani değil mi? Madem böyle öpüşün de barışın bakayım. Hı. Hadi. Efendim. Öpüşün, öpüşün. Hadi öpüş. Öpüş. Öp anam öp hadi. Ya. Yarından tezi yok anam. Düğünlerini yapacağım inşallah. Allah'ın izniyle canım damadım benim. Ha bak. Üzülme abla, üzülme. Gördünüz mü abini sizi nasıl evlendirdi? Helal olsun be abi. Hakikaten de büyüksün ha. Yaşa. Aman dikkat et. Salgılı ayağına basma. Anam çakacak mevzuyu. Tamam canım, pardon. Merhaba. O kadın yine burada mı? Ne olur doğru söyle. Gel abi gel korkma. Pembe kendi isteğiyle verdi. Bu sefer düğü basma falan olmayacak. Ay korkma be. Polis var burada. Bak sivil polis. Bizim bak, bak, mahallenin ay, polisi. Ay bunu yanında saldıracak değil ya. Tokmak. Mortek müziği. Haydi bakalım herkes masaya. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Haydi. Geç bakalım geç hadi. Hop. Haydi 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 haydi. Haydi. Vay be. Demek Pembe abla sonunda Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine izin verdi ha? Ne yaptın abi ya? Sultan hapislerde çürümesin diye Pembe abla da mecburen razı oldu abi ya. Büyüyünce sen beni kaçırmazsan ben de ablam gibi yapıp seni kaçıracağım. Eğer gelmezsen silahla topuğundan vuracağım. Ama Ferhat abim topuğundan vurulmadı ki akıllım. Numara yap. Numara mı yapıyor? Ama kimseye söyleme ya. Sultan ablanın silahı da bozulmayacak. Ateş etmiyor. Bir dakika aslanım. Sen şu işi bir daha anlatsana. Ha. Kimseye söylemeyeceğim. Söz. Anlatayım. Bittin oğlum sen. Bittin. Yürü Nuri. Bu iki genç evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde bir sakınca görülmedi. Yunus oğlu Ferhat. Abla, sen Pembe kızı Sultan'ı evliliğe kabul eder misin? Sultan Ferhat'ı vurmamış Pembe abla. Evet. Allah'ım ya. Allah'ım sen müjdün yarabbim ya. Müjde bozuk, kuş bozuk. Yalan, tabanca bozuk. İki gözümün var şimdi. Dur, dur şimdi. Pembe kızı Sultan. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul eder misin? Hayır! Hayır! Geç! Ne oluyor be? Ne oluyor? Sus elinin körü oldu. Demek bana oyun oynardınızsa Ferhat aslında topuğundan vurulmamış. Sapasağlam öyle mi? Yok öyle bir şey ben vallahi hakikaten vurdum ya. Bak bak üstüne konuşma. Basamıyorum bak bak bak. Ya sen inanma şu üsteme ya. Konuşma. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor üsteme inanma Pembe. Gözümün önünde Sultan Ferhat'ı vurdu ya. Doğru söylüyorum Pembe abla ya. Senin kullandığın tapanca bozukmuş. Yalan kız ana. Ya vallahi inanma ya. Yalan ya. Çık çık.
kız konuşma. Çıkar şu ayağını, koy bakayım şunun üstüne. Pembamla vuruldu mu? Gerçekten vuruldu mu? Çıkarma! Çıkarma! Çıkar ulan şu ayağını. Ay. Yapma. Ay. 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 Nerede? Ay. Nerede yara? Ay. Pembamla. Nerede ona yara? Yapma ya. Pembamla. Kaçın. Konuşma, sen de konuşma. Bizim yani. Yavaş lan ya. Sizin yani. Her gece usta piri var, yaşlı tavana, o kardu kalama, yaşlı piri var, usta piri var, yaşlı tavana, o kardu kalama, yaşlı piri var.